4. numara ekstradan herkese merhaba. Ben Selma. Merhaba, merhaba Selma Hanım. Hoş geldiniz Ayşemel Hanım. Sohbetimize başlamadan önce kısaca Ayşemel Mescü kimdir desem ve sizi sizden dinlesem neler söylemek istersiniz? Ayşemel Mescü bir insan. Sanatçı bir insan. Harika. Detayları sorularda konuşacağız zaten. Peki ilk olarak bir aydınlanma ateşi olarak tanımladığınız ve Prometheus'un yaktığı o ateşi devam ettiriyoruz dediğiniz tiyatronun sizdeki ilk kıvılcımını konuşalım istiyorum. Hani baleyle başladığınız o sanat yolculuğunuz nasıl oldu da tiyatroya evrildi? Şöyle oldu. 4-5 yaşında Yıldız Alpar'la birlikte baleye başladım. 6 yaşında İstanbul Konservatuvarı Bale Bölümü. Evet, İstanbul Konservatuvarı eski binası yani Beşiktaş binasında baleye başladım. 9 yıl aralıksız modern dans, karakter dansları, klasik bale, solfej eğitimi aldım. 66 yılında şehir tiyatrolarının çocuk bölümüne girdim. Tiyatro ateşi öyle başladı. Bir bale restoranında keşfedildim. Oyunculuğum çok beğenildi. İfadelerim çok beğenildi. Ve çocuk tiyatrosuna girdim 15 yaşında. Sonra 70'te kadroya girdim. Şehir tiyatrolarının 71 ile 74 arası cezaevine girdim genç kolaylarından. 74'te çıktım. Hocam Muhsin Ertuğrul benim kadromu kimseye vermemiş. Tutmuş, tekrar kadroma iade etti. 74 ile 80 arası şehir tiyatrolarında oyuncu olarak ve ilk kez 1977'de ilk rejimi Hayati Asıl Yazıcı hocamızın genel sanat yönetmeni olduğu dönemde ilk rejimi Lorca'nın Don Cristobita ile Don Rosita adlı oyunuyla yaptım. Ondan sonra kolektif rejilere katıldım. 80 darbesiyle yurt dışına çıktım. Önce İsveç'te Tuncel Kurtis'le birlikte İsveç Stockholm Dramaten Kraliyet Tiyatrosu'nda bize bir salon verildi. Ve orada Türk yazarlarının oyunlarını sahnelemeye başladık. 1986'ya kadar İsveç Kraliyet Tiyatrosu'nda çalıştık. Bu arada Şahbühne'den istendik bir yıl. Berlin Şahbühne'de 3 prodüksiyonla çalıştım. Daha sonra Tuncay Kurtis sinema tercihini yaptı. Ve ben tiyatronun başına geçtim. 1993'e kadar tiyatroyu dünyanın bütün ülkelerine, neredeyse bütün Avrupa ülkelerinde dolaştırdım. Festivallere katıldım. Türkiye'yi temsil ettim sürgündeyken. Türk yazarların oyunlarını tanıttım. Subansiye dedik, yani Kültür Bakanlığı'nın desteği oldu. 87'de Paris'te oturum aldım. Orada bu oturumla Güney Tiyatro Atölyesi'ni kurdum. Fransızca tiyatro yapmaya başladım. Ve diğer uluslardan oyuncularla yine Türk yazarlarının, Türkiye'li yazarların oyunlarını sahneledim. 3 kez Avignon Festivali'ne, 2 kez Yunanistan'a ve Berlin, Hollanda, İsveç, yani Avrupa'nın bütün kentlerini neredeyse tiyatromla gezdim. 93'te en son yapmış olduğum oyun çok beğenildi ve İsveç, Fransa'daki Büyükelçi bana pasaport çıkarttı. Türkiye'ye döndüm. Türkiye sürgününü çok ağır yaşadım. 93 ile 97, 2007 arası kadrosuz çalıştım. 2000'lerde ilk Devlet Tiyatrosu'nda oyunumu koydum. İlk oyunumu İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda. Sonra Bursa Devlet Tiyatrosu'nda 6 yıl çalıştım. Konya Devlet Tiyatrosu'nda 1 yıl çalıştım. Ve 2007-6'da da 2005'te Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyunlar koydum. 2007'de yönetmen kadrosuna geçtim. 2016'da aşağı yukarı 20 oyun sahneledikten sonra emekli oldum. Şimdi Bilkent Üniversitesi'nde 3 yıldır hocalık yapıyorum. Antik tiyatro uygulamaları yaptırıyorum. Ve belediye tiyatrolarında çalışıyorum.
Harika. Peki siz de değindiniz o yaşamınız boyunca pek çok şeye göğüs gerdiniz ama hep ürettiniz. Peki bu sanatın olmazsa olmaz o yılmazlık ruhunu beslediğiniz bu süreçte yurt dışında kaldığınız dönemler özellikle hani mevcut ülkeye uzaktan bakmak sizin sanat üretiminize nasıl bir bakış açısı kazandırdı? Bu çok kültürlülük disiplinleri görmek açıkçası. Biraz da çok kültürlü bakış açınızın size kattıklarını konuşalım isterim. Hani döndüğünüzde uzaktan bir perspektiften bakmak. Bu çok önemli oldu. Çünkü bir yıl kadar 80'de gittiğimde 81'e kadar 81 yılına kadar gözlem yaptım. Bir şey fark ettim. Çok ilgimi çekti. Biz Batı Tiyatrosu özentisi olduğumuz için Tanzimat'tan beri hep örnek aldığımız Batı Tiyatrosu Doğu'ya dönmüştü yüzünü ve uzak Doğu'ya dönmüştü. Çok önemli yönetmenler artık tabii ki kendi ülkelerinin yazarları, Avrupa'nın ünlü yazarları, klasikleri diyelim. Onları sahnelerken de Uzak Doğu, Japon No Kabuki tiyatroları ya da Hint Katakali tiyatroları ya da İran Taziye biçimleri buralarda Afrika tiyatrolarını araştırmaya başlamışlardı. Anadolu çok zengin bir miras bıraktı bize. Biz bunun farkında değildik maalesef. Yazık ki. Ne eğitimde ne de uygulamada. Dolayısıyla çok önemli yönetmenlerle birlikte oldum. Onları da söyleyeyim. Bunların içinde Peter Brook var. Mahabharata'yı çalışırken workshoplarına girdim. Peter Stein var. Şahbüyü'ne. Berner Ensemble 3 ay kaldım. Brecht sahneye koyma üzerine. Eugenio Barba, Dario Po gibi ünlü yönetmenler ve oyuncularla bir süreç geçirdim. Ve bunun bana çok büyük bir katkısı oldu. İsveç Bale Akademisi'nde bir yıl uygulama yaptım. Son modern dansları çalıştım. Kendi atölyelerimde antropolojik çalışmalar yaptım. Ve bizim Anadolu folkloru üzerinde yeni aramalar, yeni denemeler yaptım. Bu bana neyi kazandırdı? Anadolu, Orta Asya kültürü. 9 yıl şaman yaptım Orta Asya. Şamanı hem göçebe kültürleri hem yerleşik kültürler üzerinde. Doğu Akdeniz, Krikya kökenleri, ritüelden dramaya kökenler. Bütün bunlar üzerinde çalışmalar yaptım. Şimdi öğrencilerimle, yani oyunlarıma bunları yansıttım. Şimdi öğrencilerimle uygulamaları yaptırıyorum. Onlara da yeni bir aşı yapıyoruz açıkçası. Anadolu aşısı. Anladım. Şimdi biraz da Ankara özelinde öğrettiklerinizi konuşalım istiyorum. Hani benim de naçizane 15 yıllık izleyicilik serüvenimde sahnede görme fırsatı buldum. O eşsiz eserleri hatırlayalım. İşte 2006 Kurban, 2009 Kerbela, 2011 Orkestra, 2012 Cesaret Ana ve Çocukları, 2013 Bernard Alba'nın evi ve Nicef'i. Hepsi de sahnelendiği dönemlerde çok ses getiren, böyle ödüllerle taçlandırılan ve bugün bile izleyicinin zihninde, gönlünde bir yeri olan şaheserler diyebilirim. Peki Öder'de gelen bu güzel başarılar özelinde sizin metin seçimlerindeki kriterlerinizi konuşabiliriz biraz da. Çok güzel. Metin seçimlerinde çoğunlukla benim seçimlerim gerçekleşmedi. Eğer gerçekleşmiş olsaydı, özür dilerim bu arada dinleyicilerden, Adana Şehir Tiyatrosu'nda 2,5 ay süren Yılmaz Güney'in Boynu Bükük adlı Boynu Bükük Öldüler adlı romanını sahneye koyduğum için Adana'daki salonun soğukluğu, dışarının sıcaklığı sesimde böyle bir arıza yaptı. O konuda özür diliyorum. Gerçek sesim bu değil. Daha çok repertuarı devlet tiyatroları kendi seçtiği için birkaç tanesi hariç buradakilerin içinde benim Kerbela mesela. Kerbela o benim projem. Kurban da keza öyle. Diğerleri onların tercihleri üzerinden gitti. Tabii ki ben daha ağırlıklı olarak bu yaptığım kök çalışmalardan belki de ulusal tiyatromuz diyeceğimiz bir yere evrilebilecek bir çalışmayı sürdürmeyi çok isterdim. Atölyeler olarak, çünkü her seferinde atölyeyle beraber çalışmalarımı yürütüyorum. Dolayısıyla bunu bu imkanı bulamadım Türkiye'de. Anladım.
Peki bu sanat birikiminizi yeni nesillerle paylaştığınız eğitmenlik rolünüzü de konuşalım. Siz de değindiniz öğrencilerinizden Bilkent'teki bu eğitim sürecinden. Peki geleceğin bu tiyatro insanlarına katkı sağlamanın sizde hissettirdiklerini merak ediyorum. Tabii ki eserlerinizle iz bırakmak çok kıymetli. Peki gençlerle bu deneyimi paylaşmak, onlardaki yansımasını görmek sizin için ne anlama geliyor? Gençler benim için çok kıymetliler. Bundan sonra örümceğe kadarki sürecimi onlarla geçirmek istiyorum. Çünkü şundan dolayı kalıplaşmış oyunculuk çok artık benimsenmiş durumda. Ve ben batıya çıktığım zaman ne yazık ki Türk tiyatrosunun batı teknikleri, batı oyunculuk araştırmaları, oyuncuların performansları ve o workshop'tan bu workshop'a gidişleri, sürekli arayış içinde olan tiyatrolarda çalıştım. Ve bizim 100 yıl geride olduğumuzu gördüğüm için bu arayı kapatmaya gayret ettim teknikte. Çünkü tiyatroda bilimle ilerliyor. Ne yazık ki bilim, ya ne yazık ki değil, iyi ki öyle demek lazım, özür dilerim. Bilime göre tiyatronun uygulama biçimleri var, bilimle eşdeğerde yürüyen. Onları gerçekleştirmeye çalıştım. Yapabildiğim kadar, imkanlar evlerdiği kadar. Ama gençler henüz beyaz bir kağıt gibi, açıklar, netler, söylediklerimi iyi dinliyorlar. Klişeleşmemiş oyunculuk, yerleşik sesler, gramofon, radyofonik sesler olmadan denemelere girişebiliyorlar ve arayış içindeler. O anlamda onlarla çalışmak, onların enerjisini değerlendirmek çok daha beni mutlu ediyor. Evet. Peki sohbetimizin sonlarına doğru yaklaşırken üretkenliğinizin en son örneklerinden, biraz önce siz de bahsettiğiniz rejisini üstlendiğiniz Boynu Bükük Ödüller Oyunu üzerine konuşalım istiyorum. Bir söyleşinizde de bahsettiğiniz üzere Yılmaz Güney'in bir nevi vasiyetini gerçekleştirdiğinizi demişsiniz. Onun aynı adlı romanından uyarlanan bu oyun için. Bu oyunun sizin için anlamını ve nihayetinde ortaya çıkan performansı konuşabiliriz. Bu oyun benim için anlamı çok büyük. 40 yıl sonra gerçekleştirdim o sözü. Bunun için çok mutluyum, kendimi tebrik ettim. Sabırdan dolayı. Çünkü şöyle oldu. Yılmaz Güney'de iki filmde çalışmıştım. Biri 1974'te Endişe filmi. Maalesef çok kısa bir süre çalışabildik ve hapse girdi. Zaten hapisten çıkmıştı, bir daha girdi. Ve biz filmi tamamladık buna rağmen. Ama çok da güzel bir film Endişe. Yerine Yılmaz Güney'in yerine Erkan Yücel oynadı. Çok da başarılı oynadı. Ona da bir selam gönderelim. Dolayısıyla ikinci filmi sürgünde oldu. Duvar filmi, Yılmaz Güney'in son filmi. Onu da çok uzun zaman geçirebildim onunla. Bir manastırda kalıyorduk. Manastırı hapishane haline getirmiştik. Benim cezaevi anılarım, kadın koğuşu bölümleri benim anılarımdan yapıldı. Ve neredeyse dekoruna kadar. Yılmaz Güney bir gün otururken Tuncay Kutsi, ben, Yılmaz Güney onun odasında, yani orada kalıyorduk hep birlikte. O manastırdaki odasında çok enteresan bir cümle kurdu. Dedi, ben dedi aslında de en çok Boynu Bükük Ödüller'in filmini yapmak istiyorum dedi. Fakat dedi biz dedi nerede yapacağız bu filmi? Adana gibi bir yer yok ki dünyada dedi. Dört mevsim yaşanan, merhabaların olduğu, yani Latin Amerika ülkeleri falan belki pamuk işçileri olabilir ama yani yine de dört mevsim yoktur dedi. Sonra durdu, bıraksınan bir tane söyleyeyim onu. Bir yudum aldı. Tuncay'a dedi ki, ya dedi, belki senin dedi, hastaydı çünkü o dönem, belki senin zamanını sen yaparsın dedi. Sonra döndü bana, hadi sen de yapamazsan Emel Tiyatrosu'nu yapsın dedi. Ne güzel. Ben de bunu yazdım zihnime. Yıllar ve geçse de. Bu romanı Yılmaz Güney 1956, yani neredeyse ben 6 yaşındayken, 57-58'lerde Nevşehir cezaevinde bir 24 yaşında yazmış. 450 sayfalık bir roman ama hepsi tanıklık ettiği olaylar. Yani gençliğinin geçtiği ve tanıklık ettiği olaylar. 2012'de 11 ya da 12'de Adana Devlet Tiyatroları Müdürü Fırat Demirağ
bana bir teklifte bulun, bir Yılmaz Güney oyunu yapsana dedi. Adana için çok güzel olur dedi. Eşim de o zaman oyunlaştırdı bu romanı. Fakat benim bir bilgim vardı başta, yani şeyde, genel sanat yönetmeni. Tam biz oyuna başlayacağımız sırada Emi Bilgin'i görevden aldılar. Dolayısıyla müdürleri de görevden aldılar. Oyun 11 sene bekledi. Ama nihayetten erdi bu yaz değil mi? Gayet çok da güzel ses getirdi. Ben çok mutluyum. Çünkü Yılmaz Güney'in şiirini sahneye taşımak çok büyük bir keyifti. Ve Altın Koza'nın içinde yapıldığı galası, bütün Yılmaz Güney ile çalışan çok değerli sinema oyuncuları, Çobanoğlu, ne bileyim işte Halil Ergün, hı hı, ve diğer set işçileri ve asistanları Şerif Gören, bütün bunlar geldiler. Hepsi ağlaya ağlaya gittiler. Çok beğendiler, çok çok etkilendiler. Ve ben de doğru bir şey yaptığımı biliyorum zaten. İnsan artık bu yaşta 57. yılında biliyor. Ve mutluyum. Peki son olarak bizim yayın adımızda olan dördüncü duvar kavramına sizin bakış açınızı sorarak bitirebiliriz söyleşimizi. Dördüncü duvar, ilk dördüncü duvarı yani naturalizm, yani psikolojik tiyatro, yani gerçekçi birebir hayatla yansıma şeklinde gerçekçi tiyatro anlayışında bu duvarı yıkan ilk kişi Stanislavski'nin öğrencisi Meyerhold'dur. Meyerhold. Dur, onun üzerine uzmanlaştım ben. Ve devrim döneminde, yani 1920'ler yeniden inşa döneminde bu perdeyi kaldırdığı gibi tiyatroda yeni arayışlara başladı. Sadece öndeki perdeyi kaldırmadı, arkadaki dekor yapısını da değiştirdi. Konstrüktivist bir dekor anlayışına gitti ve oyunculuk anlayışına gitti. Yani oyuncunun da bir konstrüksiyon olma, bir makine, makinist ilişkisini kurması gerektiği üzerine bir çok uzun tembirler, çok uzun egzersizler, yani çok uzun çalışmak gereken egzersizler keşfedildi o dönemde. Tiyatroda devrim yapıldı. Ondan sonra Berlin'e gittiklerinde Piscator Tiyatrosu'nda çalışan Bertolt Brecht, onların Haykırç'ın oyununu gördüğü zaman çok etkilendi ve o da artık ondan sonra politik tiyatroda dördüncü duvarı kaldırarak, ama kuramcı olduğu için, Meyerhold da kuramcıydı, yazılı bir şey o anlamda kalmadı çünkü Meyerhold'u öldürdü Stalin ve üzerinden aslat geçti. Çok yıllar sonra Meyerhold'u iadeyi itibar yaptılar. O yüzden de birçok şeyini biz bilmiyoruz. Elimizde olanlarla idare ediyoruz. Moskova'ya gittiğim zaman orada bir araştırma yaptım. Ve doğru da yaptım. Onları da uygulatıyorum Türkiye'de. Evet, sizin de oyunlarınızda da keza onun örneklerini görüyoruz. İlk aklıma gelen orkestra mesela, şu an hani yıllar öncesine gidiyorum ve daha fuayede o pazubantın subayları tarafından içeri alınışımız. Keza o İrfan Şahin Başsahnesi onun için tam bir biçilmiş kaftandı keza. Oradaki o ambiyans, atmosfer daha dün gibi aklımda. Siz de oyunlarınızda bunun çok güzel yansımasını veriyorsunuz seyirciye. Çok teşekkür ediyorum ben bu yoğunluğunuzda, yoğunluğunuzda vakit ayırdığınız için. Ben burada bir parantez açayım. Ben tabii baleden geliyorum ama baleyle tiyatro ayrı ayrı disiplinler olmakla birlikte koreograf olduğum için koreograf önemlidir. Ve dünya tiyatrosunda artık duyumların eşleşmesi kavramının içinde notasal bir tiyatro anlayışı hakim. Yani maestrolar, artık yönetmenler maestro durumuna girdi. O anlamda benim artık bir imzam var. Kendi tiyatromu yapıyorum. Ne mutlu size. Daima olsun dileyelim. Ürettikleriniz. Teşekkür ederim. İzleyebilelim. Çok teşekkürler. Çok sağ olun.